demledim şimdi. Teyzoğlu'nun evinin orada balkonda çay içeceğiz. Kudret amcalar falan da gelmişler. Çay demledim. Orada hep beraber çay içeceğiz Allah'ın izniyle. Sunay'la şey bile ekmek. O da ben öyle mallar sardırdım günde batığın diye gayet. Akşam namazını gün battı batığın diye. Kaşıktan gün ne açtı gidiyor gayet. Kölge bas terleri. İrametli Bekir kızım diyorlardı. Ne ortak manasına. Çakmanlı işte. Böyle o zaman enter giyiliydi ya. Enterin Üç kuyruk. altında üç kuyruk enteri çıkarmış. Gök gömlek giymiş. Ondan sonra kindi namazı kılın deyip duru Kudret amca. O Bulgar'ın alt yanında böyle açık yüksek bir ev vardı bahçenin içinde. O tam orada. Neden beni tanıdı bilmiyorum Ayşe'cim. Şey dedi, kızı dedi bana öte ormanlarını harama koyarsın dedi. Ben de çocuk diye. Şimdi olsa ben o cevap verimiydim, özür dilerdim. Öyle. Şey dedim, ne diyorsun sen kuyruksuz karı dedim. Allah'a Şeye, gömlek yok hani bak. elbette yok üstünde gay gömleğine ya. Kadına dedim ne diyorsun sen kuyruksuz karı dedim. Diğer aşacığım bak bir tane yalan varsa evet ne nasıl olmaz. Ta öyle döndü. Naha yaradan dedi. Ta öyle döndü kadın. Kıbrıs'ta. Namaz kılacağız. Zaten yakıldı yakılacaktı. Oğlu ölsün dedi, gelini kalsın dedi. Gelini ölsün dedi, oğlu kalsın dedi. O kadın dedi, ölmeden türlü türlü görsün dedi. Bak bunu Allah sizi inandırsın. Bak böyle gelse. Oradan bak. Pazarına gitti mi? De amcam öyle oldu mu? Halam öyle oldu mu? Hepsi perişan Kamuoyu oldular. Hatçakla. İntidar yine de kamuoyu. Bir Çok de ilenmiş oldu. ha. Hala, işte halası ölüyor. Bir de Kudret amca gay bizim Kızılya başına Orak'tan geliyoruz. Kutlu Bunlar'dan su içtik. Elimizi yüzümüzü yıkadık. O da gay gün böyle battı batın de. İyi kagaranın de. İsmi de ezem görünce gay bağırıyor gay ona çalım satıyorum diye. Kafa o kadar. O da eşeğin üstünden onlar bir kulaksız bir kulağı kesi eşekler vardı. O da Kızılya başından indi yazık. Tutludan gal o tam köprünün o ayağına doğru gidiyor. O zaman köprü var mıydı yok muydu bilmiyorum. Öyle. Biz ufakız açık daha tabii ki. Öyle. Oradan gal bu dedi. Naha yaradanım dedeler tabii öyle şey mutlu gün batımına doğru döndü de. Şey dedi. Naha yaradanım dedi. Birbirlerinden bulsunlar da dedi. Yağlı kurşunun yerine gelsinler dedi. Töbeler töbüsü olsun bak. Adam o kadar iyilik yaptı. İkisinin intizarı geçti diyor. Vallahi ben bunu kendi intizarımın da geçtiğini üç şeyde fark ettim. Ülke şey Ayşe. Üç kere bak birine ilendim. Töbeler. Biz genç kız. Bunlar Ayşe bir şeye işten geliyor. Yazık. O sana şeyde çalışıyor. Yukarıda ne diyorlar? BKK'de. MTK'da O çalışıyor. da. Oradan çocuk geç geliyor, taksiyle getir veriyorlar. Konfesyonda çalışıyor. Ufak da. Bizim komşu diyor işte öyle etti, böyle yaptı. Bize çata çata kalıyor. Ben de evin üstündeyim, onlar kalabalık. Allah'ım dedim, böyle bana mı Korna yapsın? çalmış giderken O arabada. ayrı, o ayrı. Ondan sonra hep devamlı bizi gözle diyor. Ben de dedim, Allah'ım dedim, şuna bir dert ver de dedim, bizi görmesin gözle. Valla o da bir felç oldu. 16-15 sene yaptı. Nihanası o da öyle oldu Ayşem. Daha ikisi de var gaydı onlar söylemeyeyim. Hani onları sonraya bırak diye hepsini mi sonraya söyleme? Bırakayım. Sonraya Hani bırak. demek istedim. Kaç kere ilendiysem hep ilencim geçti derdi kötü Ha. Vallahi Ayşeciğim ben de kendimce hani ilenmek istemiyorum. Çok. Tabii. Ama insanların başına da bir şeyler gelecek evi yani. Kimi basmış. felç olacak diye. Tesadüf bu. Yine de yani doğaüstü bir şey var ya herhalde. Bu... Tamam mesafeyi koruyoruz. 3 metre oldum sonra. Sosyal mesafe. 1 metre yeter ya. 1,5 kilo ya. 1 metre var. Yani. Yeter. Herhalde o kadar da var. Şunu da açalım. Açacağım açacağım. Siz de öyle o yanında bir tabakta. Şu tepsi. Bu zaten buraya gel seni. Çok uzak kaldı ya. Çay. Bunu üstüne dök onu da. Gel gel şuraya da dur. Siz de uzak geldin. Şuraya gel. Ha şuraya gel. Böyle büyük bak. Biraz amca ben
bu kadar kalın bir yılan belgesellerde görmüştüm. Hoca gördüm. Şeyde de görmüşler onu. Hoca bunlardan Maraş Elenkinler geçen sene. 10 kilometre gezermiş yılanlar yani. Hani 10 kilometre gezermiş yani. Dediler, kendi bölgesi oluyormuş onlar. Dağlarda o bölgede Maraş 10 kilometre gezermiş ha. Yani. Ama bu var ya öyle böyle bir şey değil ya. Su olan yerlerde geliyor da genelde de esma. Susuz yerlerde durmuyor. Çok gördüm şöyle bileylik gibi hani yılan çok gördüm. Ben de şöyle böyle yılan ilk defa gördüm. Böyle bir yılan gördüm. Mehmet sen de Neros'un. Adam millet deyip duruyor da ben. Bizim sen burada da bir yılan var çok hızlı. Şu kadar bir şey yiyince o da doğru zıplıyor neredeyse. Yani, uçan yılandır. Sarı mı? Hafiften şöyle şeyli ama ufak yani. Bazı yılanlar uçar. Ha burada dolaşıyor dese. Anında yani şöyle edivedin benim pırt diye uçuyor hemen fırlıyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çay, çay çok. Çay da sıkıntı yok. Çay çok. Evet bu efendim. Ücretin itirazları var ya Hasan. Yok ağda. Onun üstünde. Şurada. Hayır hayır. Ben geliyordum lan kör gibi. Kapamadım. Arasına bir indi. Oh, uyulan o. Uyulan o. Bak odur. Herkes görüyor onu ya. Korkumadan ayaklarımı kaldırmadım. Üstünden geçiyor. Üstünden gitmiyor. Nerede olacak ya? Yalan yok motorun deme. Altından geçti aşağı. Aynı yılan mı acaba? Çok. Çok. Ay Allah ben görmeyin ama ben kaya giderim. Ben diyeceğim ben oradan. Abla ben 1,5 metresini gördüm. Şey garip başı ne kadardır, buyruğu ne kadardır bilmiyorum yani. Masayı ben çekeyim. Hemen taşları düşürdüğünü takır tukur taşlar düşürdü yani. Ya ben eskiden dağlarda çiftçiler falan öldürüyor ya şimdi galiba. Şimdi galiba yılanları öldüren yok. Ya zaten yılanı öldürmeyeceksin. Yılanı öldürürsen fareler basar dengeyi. Dengeyi Allah koruyor yani. Hani yılanı ya sana zarar yoksa evine girmiyorsan bir çoluğa çocuğa zarar vermiyorsan. Evi mavuz edeceksin Dezma. Mavuz etmeni mi girer kapıyı bacayı kapalı tutacaksın. Kapıyı kapatacaksın evet. Kardeşim. Yılan ben, bu hayvan yani değil mi? O da çömleğe giriyor. Arıyor. Tabii canım. Aynen. Nasıl bir böcek giriyor ya mesela? Ya evlerimize girmediğini neden biliyoruz? Yani tamam kapıyı ne kadar bekersek temelden şeyden yine giriyor. Maraş Elen'in evinde duvarın kolundan giriyor. Damda geçen sene yedim soktu, altım soktu, boynlarını soktu. Vay ay Allah. Eski evlere girer yenge. Eski evlere girer. Eski evlere girer. Damlanda duruyordu. Ben böyle yılan görmedim. Yılan olabiliyor. Dayarasında var. Çok tatlı bir yılan. Kudret amca bu 10 kilometre gezermiş. Büyük ihtimalle aynı yılan aynı olabilir. O da çok tatlı. Aha buraya gibi. Ya diyorum bak ben böyle bir yılan görmedim. Ben şimdi abartıyor denen diye fazla şey yapmıyorum ama şöyle gibi var yani bak şöyle. Ne geçersen Duklu'da gördüğü herhalde. Şu direkt abi gelmeyin. Mehmet ben yalnız ya. Gitmem olarak. Bir de Karakele taşlarında orada herkes söylediğinden bak. İnanmıyor. Asırlık o daha büyük. Ayı oran görünce inanmıyor. Ejderha ya. Ben kirazda sen bu küçük yol Yokama'nın kaşlar çağır araları almalı. Bura minnidir bak büyük yılan için. Ha eskiden mi? Allah Allah. Bizim buralarda büyük yılan yok. Yani, diyorum ben sana ya daha nasıl olsun direkt yok. Gibi diyor. Yani. Bizim evin buralarda yok. Şöyle yılan hep. Sen nerede gördün amca onu? Dostluğu o yol açılmadı. Bir sene önce genişlemedi. Yok aman takımı gibi. Hayır, yakın yok. Demirci'nin bir amudu vardı. Ha. Orada. Evet. Hafif kölgeli şöyle bu saatle kafasını kölgeye sokmuş. Kuyruğu falan yol kapalı. Yani ben kızıl yerden çıktım biri duvarı düşürmüş dedim ben yola. Allah. O zaman o gene farklı. Alana gidiyordum zaten ben o zaman kameralı telefon koyup şimdi olsa çekerim. Çekerdik yani. Değil mi? Kımıldama başladı. Anladım ben bu ejderha. Yılan ne? Bak çok o ejderhan karnında muska yapıyorlar. Alaka döndüm zaten ya. Oraya gidiyordum. Bakmadım, bakamadım daha doğrusu daha ötesine. Resmen duvar ya yolu kapamış baştan başa. 4-5 metre vardır o. 5 metre. Daha fazla. Azıcık o böyle zaten genişletti mi, sınavını çeken şurada daha yolcu düştü. Onun bölgesidir valla belki. Kudret amca, işte taşları düşürüyor. Düşünsen ya, çağıl taşlarını takır tukur düşürüyor ya. Böyle düşünsen ya. Yılan ses eder mi ya? Yılan ses etmez ya. Büyüyor oldu mu? Taşlar bak, insan geçiyordu ya. Arkama baktım, orada gördüm yılanı. Yani. Yılanı sikiye vurmuş o amca. Ondan sonra o yılan görünmedi. Belki de yaralandı, öldü. O çengenin yerinin götü var ya. Bunu diyor, şarampolda kafası diyor, yukarı çıktı diyor, bak bu diyor. Tavuk adamı.
Sen pilav koyacaksın. Ondan sonra yılan orada görünmedi. Belki de ölebildi yani. Ölse de ölüsünü de mi görünmedi? Yok, bölgeyi değiştirmiştir. Yoldan rahatsız olduğu için. Ölmez bu dükkanı. Kafa ezilmedikten sonra ölmez. Yok. Bir yılan kendini yeniliyor. O yılan bir ses çıkacağı inanmazsınız siz. Üferdi. Senin ülkede sormuyor. Ya aynı odun motoru keser gibi hış 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 hış. O bozdurukları çok sanırım. Bir ses çıkarıyor onlar. Hem de hışırsa. Böyle tam aynı yılan. Hikmet'in dediği o zaman Demirci'nin döngeler ne vardı o da. Ola balka mıdır? Ne o şey? Alan dişte kızın akça derdini var. Ha, evet. Bir kuyruğu var, Tamam. İnek de böğlekten kaçtı. Ben de ineğin ardından seviyorum, daha evlenmeden. O da ineğin ardından seviyor. Bu yok faş dedi de bir uzadı. Önümden ben koşarken üstüne basmamışım. Faş dedi de iyi ya inanmazsınız. Zehir gibi kaç kara. Önüm ok gibi bir uzadı. Elgasım ineğe dedim, bırak verdim bu kaçtığı yere. İyi yapmışsın, canını kurtardın. Eskiden fazla şey oldu da, o alanda bizim yerin başında bir kırmıyor vardı. Bir zaman orada yaşadı o. Ben vardı ki, üç fena denk gelmezdi. Ama öldürmedi beni, çok tatlıydı. Evet. Onu öyle gördü. Bir öyle baktım, orada görünmüyor, Allah'ın yukarı gittim. Sakarnek'ten geri vardım. Meyran dedi, senin ilanı durdur dedi, kırıyor dedi. Ama da böyle sabahtan dedi. 5 yaşında kadar çocuğu rahat yudağı bu. Yudağı ya, sen de dur ya. Bir de insanın yine yutağı sadece ondan. Allah Allah. Ondan vakit var. Öyle şey ettikten sonra. Abartıyor diyeler de şey etmiyor. Bak inan şöyle ya. Şöyle bir şey. Şahin o esrar mı diyorlar? Evet. Esrar mı? Taşları öyle düşürüyor. Çağrının arasında takur tukur taşlar yere düşüyor. Düşün sen ya. Ben odan fark ettim ha. Yoksa gelip beni ısırırdı belki yani. Öbürlerin hepsi 8-10 kişi söyledi bana. Ama üstüme geliyor. Orada büyük ulan karakalar. Yuvası mı vardı acaba? Yuvasına mı geliyor? Ben inanmadım. Pek dar varamıyor onunla. İşte taşları düşürünce ben biri geçiyor diye öyle bakmam lan gördüm yani. Şey ilan kim gibi gider. Umman da dediydi bir kere. Gözeyin'in gazı. Büyük yılan hareketsiz oluyor ya. Şeyde dedi. Salih'in o yeri var ya bizim Ötöz'de. Şimdi bizim açık arkaya var orada. Boydan boy olan gelmiyor. O da dedi. Bir ses çıkarıyor. Allah sizin andırsın. Ben de ömrümde böyle çay yılan. Çay da türeyiz. Allah bağlı. Aynı yılan işte. Ondan sonra dedi. Böyle bir kerelerde koy sesi sanki dedi. Resim bakalım o. Erişte mi göremiyorum? O aşağılarda. Meyve yok ya. Neyse eniştem görüşürüz. Açısı genişlemiyor mu telefondan? Açısı genişledi zaten de. Karanlıkta kalıyor. Bu şeye doğru eliyor. Kırdan onun sınırını alın orta yerinde. Vallahi ben onu güven zannetmiyorsam. Vay vay. Güven tepesi dönüyor. Kırdan oğlunun yerinden gördüm. Afette var aşağıda da. Burada çapa vardı. Hoş çapa. Çapayla ne olmaz o zaman? Ben dalgınlığıma mı geldi? Şöyle kuyruğuna bir adım da daha varmış. Yılan oldu benim aklıma gelmedi. Şöyle bir gördü kafasını. Allah. Usulusunu gördü davranamıyor. Böyle büyük ya. Büyük yılanlar evet. İşte çok seri şey yediği zaman çapayı kanında o da hareket edemiyor. Çapayı bir vurdum yaş. Gömüldü bana bir kalktı ben boyunu yukarı geçti. Allah. Sıkıma saldırıya geri, geçiyor. Açık kaçtıktan sonra savunmaya geçer. Bir daha yetiştim. Anlatır canım. Bir daha vurdum ben. Yaş olduğundan gömülüyor aşağı. Tabii. Bu sefer çapa da çıkıyordu. Yine saldırdı bana. Ana, çapa bırak da çıkıyordu. Ben boş kaçtım. Sınır yakın dedim. Bu yeniden yanına. İki taş kavradım ben ama tam sert yere çıktı. Yok ya taşı salam olmaz. Taş denk gelmez. Vurdu. İki o beline vurdum. Vallahi duyduysam. Pop pop dedi benim taşlarım. Gitti. Ooo kafa ezilmedik nasıl o zaten. Savunmaya geçiyor. Belgeselde görüyorsun. Adam yanından kaçmıyor bile ya. Kaldırıyor kafayı. Öyle dedi on birli. Çayırda dedi oturuyordum dedi. Yani dokunmadık orada. Çok mu olur? Ya onlar şey insan saldırmasın da ya. Yılanları öldürmeyin. Yılanları öldürürseniz fareler basar dağları yani. O da dengeyi bozar. Biyoloji denge. Yılanlar zararlı şeyleri topluyor yani. Sokarsa kardeşim. Ha? Aslında basmadıkça sokmaz yani. Hani yılan... Senin gibi ver yandan da. Helal çünkü bizi öldürdük, üzüldük. Afrika'da o zehirli yılanlar derme çatmaya bir şeyler... He, barakala.
aralarda geziyor. İnsanlar aralarından fare avlıyor. İnsanlar eline böyle. O da uyuyor. Evet. Nerede? Belgesel Afrika'da, de gösteriyor. Afrika'da oğlanı daha çok. Soksa 5 dakikada öldürüyor. Abi, yani zehirli. Soksa çok kolay zehirli. Kolay kolay öyle insan saldırmaz. Nihal dedi geçen gün dedi. Video salonunda yeni olmuşlar. Bu nerede oldu bilmiyorum da. Ha, doğu tarafında dedi. Çocuk, ha. Çocuk ölmüş yazık. O işte o bir sıkışmıştır, boğmuştur. Öyle saldırmıştır. 11'li dedi. Çayırda dedi oturuyordum dedi öyle dedi bir ses mi geldi ışıltı mı geldi dedi. Böyle yanı başıma baktım dedi o diyor eski yılanlardan diyor yazık hani kaç yılan diyecek gayet. Beni öyle diyor elime çomağı aldım diyor ağır ağır kalkın dedim diyor benden evvel havalandı diyor böyle diyor. Kaldırıya geçiyor. Yukarı kalkmış. Çomağlığı seninle çomağlığısı kalkın kaka. Ondan sonra diyor. Hiç dokunması ilerdi o. Canımı zor kurtardım valla ben Mehmet ne Allah korusun diyorum ya Rabbim diyorum bir şey olursa ben hayatta dağlara gidemem. Ya yani ben halkın önünde geçen sene Maraş'a saman atınca dağımdan rahatsız oldu demek saman toplarına çıkmış. Halkın önüne gelmiş. Bu yanına geçerken görmedim. Oradan bu yanına geçerken abo böyle gavi rengiyle siyah. Hiç ben öyle yılan görmedim. Değişik değişik şeyler var. Var. Renk değiştiriyor onlar ya. Bu adam bana bakıyor. Hiç şey yetme. Git hadi git. Kaçacak yerim yok. Sallamadım bir kağıdım da bu. Öyle. Git hadi. Öyle gitti görsün. Eriyi takip eder o. Böyle şey saldırıyor diye yani. Gözler yani. Çok ya fena öyle, oluyor. Şöyle düvedin yön değiştiriyor ya. Buralara çok geliyor. Yani ayı deyince gitti. Gitti. Oradan öyle yine hızlı gitmiyor. Ağır ağır gitti öyle Mehmet Ağa da vardı. Oradan yine döndü öyle yukarı bir şeye. Örünce garına girmedi. Ben de hortumdan suyu tutmadım. O da iki o kuyluğu şey etti. Kaçmış. Ayşe ben gittim oradan. Yok derken kaçmışım orada. Bunlara çok geliyor öyle. Otur verdin mi öylesin o. Biri çıkıp geliyor. Bunlara geliyor. Geliyor da yerine geliyor. Evet. Ta oraları öyle yaşurlara geliyor. Görüyor musun? Yani. Şöyle linyet verdin mi ya o yanına gidiyor ya o yanına gidiyor. Yani yön değiştiriyor. Devam ediyor bu. Hatta ana beraber bir komşular da yapmışlar. Kazan var diyor. Oturulmadı evde. Ev diyor salladığı zaman, gürlediği zaman kazanı sapı diyor tümür tümür ötüyor. Allah Allah. Üç gün sallıyor evi var. Hem gürlüyor hem ev sallanıyor. Belki başka bir şeydi. Deprem olsa başka yer daha yok. Bahadır ise var. 3 gün sonra bizim evden çıkıyor. Hemen tren üst kapı açıyor. Hmm. Ondan üst kapıya da o varıyormuş. Takkar sıranı işte duruyor. Hemen geri dönüyor. Tüfeğine vurdum kayıdan. Hemen 2 gün sonra adam geldi. İşte o yılan gibi görünüyor aslında. Yılan gibi ama ne yılan olduğunu bilen yani. Mi var? Hı. O böyle aklı gitsin diye geliyor değil mi İsmail? Onu gördün mü? Uzak duracak. Ölmeyeceksin bile ölüyorsun. Şey dediler, kimdi dedi bilmiyorum. Bak cidden söylüyorsun. Ali'nin sen yarı aşağı. Büyük yılanı gördüğün zaman bir şey yok da yılan şeklinde gördüğün zaman evvel aklını alıyor. Şey diyormuş, ama çiftliğin oğlu adam. Dikiyor şu öldürüyor yılanı. Mi dediler, birileri söyledi yalan doğru mu bilmiyorum. Şey. Uyrasında görmüş, onun kızı öldü mü? Öldü. Sen beni hep öldürüyorsun, ben senin kızınıydım demiş. O yılanlar hiç korkmazdı, hemen öldürürdü. Öyle küçük yılanlar uyluğundan tutardı, öyle diri. Allah'ım benim ödüm hadi öldü. Hadi yatırsın sen. Tamam. Uyrasında ne ederim? Zehri hiç fark etmez, beşler aynen. Kadar olsun. Bir metre yılanla 10 santim yılan zehri ayrı. Irkı değişiyor oluyor zehirlerin. Yılanın ırkı değiştikçe zehir de değişiyor. Bir sesler çıkıyor. Ya bu bir sesler çıkarıyor. Gizli. O zaman korkuyor. Korkmuyor. Ta önümdeymiş lan ben o görmüyor. Ben adada Mıcıkasa'nın almalarında şu on almalara bakıyorum. Havaya bakıyorum. Havaya bakıyorum. O evde bir gizlilteci var. Arı var diyor, Nurlar'da bir arı var, emme diyor. Bir yere geçirsin kapı ona kuşa. Benim bakmaya değil. İki bükülmüş de belinin üstüne gidiyor. Kafada öyle bir iki karış yukarıda. Öyle gizil gidiyor. Yapın ya dedim. Yalnız dokanmayışı. Dokanmaz. O böyle yani. Belinin üstüne ya gidiyor yan başımdan. Bozdurup gördüm. Savunma
üstüne basmayınca ya, şey etmez. Direkt saldırıyor yalnız. Engelek saldırıyor mu? Saldırıyor. Engelek çok saldırıyor şahit. Onun bir ayı var sadece. O ayı geçtim yine saldırmıyor onlar. O engelek kaçmaz. Hadi ya. Önünde uzanın. Yalnız böyle kıvırcık kıvırcık olur, o zaman hazır olacaktır o. Aynı kuş kakar gibi vurur. Engelek çok zehirli yalan değil mi? Engelek. Bu bölgede de zehirli yalan o. Bir de inceler var. Aha bizim Marşal'in boyundan sokarlar o. Engelek değil mi? Hocam efendim, senin koyunu sokan hani iyileşti o da, o neydi, o ne yılan gördü? Onu görmedik biz de. İyi sokmuş o. O iyileşti ama o jilet de böyle ağlı her şey. Bizim ara ara kan koyunla onu rahatsız ediyordu valla. O zaman sokmuş. İşte bu üstüne basıyorlar şey, ya. Şey sarı kız abi ne kırangına da hemen sokmuş hemen öldürmüş çalıda. Koyunlar yayılırken orada. Abla, onun eti değil, onun eti değil. Cinsine öyle göre zehri değişiyor. Tabii. Bazıları var mesela 30 dakikada tamamen beyni donduruyor, şey diyor yani öldürüyor. Yani. Burada evlenin yanında da var diyedi, en fazlaman. Öteyen de külün içinde diye daha şey yenge böyle büyük bu diyedi. Aklınız olsun, öyle yılan soktum hemen orayı bir şeyle kesin, bıçakla hemen sıkın kanını yani. Yukarı kan geçmesin, bağlayın bıçakla yani. Bıçakla yoksa niye edeceğiz? Onu şey yapmış ya, başla cinsini karısı... kessin abla yani. Kamil'in karısı, çocuk kardeşlerinin birini mi uğraşarsın? Kamil'in karısı biri kesmişse, sıkmışsa, emmişse, atmış dışarı, birini mi ısırmış mı, sokmuş mu? Ya i̇şte burada aşırı zehirli yılan yok ya. Hastane olsun yetişiyor, boş ver, bir şey olmaz. Şeyin kapı kuyruğu ilerim ettim, boynundan o, ne sokmuş? Şükür Mehmet Bey'in içerinden götürüyor, bakalım ondan içmedim. Şu Mehmet Bey'in şey. Tepesinden. Aa o benim dedim. Daha soğuk o daha başlamadı. Boynunda demletmedim. Boynunda demletmedim. Sen nasibe bak ya. Herkesin birbirine haberi yok. Herkes çay demletiyor. Sonra buluşuyoruz yani. Biz Mehmet abiyle haberliydik de. Çayım bak. Burada kardeşim işim var, gücüm var. Ben çay dedik bakan suluğa durur. Hemen yetişecek. Çay var deyince boşuna. Çay var dedim ya. Gel şirkete toplayacağım. Öyle benim işim var. Benim işim var. Yok o kadar. Şunun ayağının altından ısırmış. He çocuğum kızı kaldı değil mi? Amca diyor iplik gibi uzadı diyor. Koy vermiyor. Kokmuyor diyor. Ay Allah. Koyum şöyle. Ben çok korkarım valla. Demiş ya bak. Direkt şöyle gelmeye geçeyim. Baba geleyim bırak ulaşayım. O dişleri için içine ya, dakladığını çıkaramıyor. Amca oğlu böyle şengel gibi, daktı mı bırakmıyor. Koy vermiyor diyor, dili var ikamet diyor, soktu. He? Kolundan, elimi diyor, doladım diyor, iplik gibi diyor, koy vermiyor. Koy vermemişler. Mehmet Bey'in kolasını da soktu herhalde. Bunu yol yapıldığı sene, ufakmış yol ya. Yapıldığı sene yapmıştı. Şeyle, ülkenin babasından, Yakup Hoca rahmetlik. Kamyondan götürmüşler, onu yolculan kamyonundan götürmüşler doktora. Yetiştirmişler onu hastaneye. Yalnız iki kişiyi sövlemiş. Atları mezubaş değil, üç bölüğe gelmiş. Atları şu bu demiş, beni demiş yılan soktu demiş, üç bölükte. Bunlar hiç aldırış etmemiş. Az da beri geliyor o Salih Usta'nın evinin yanına geliyor, oradan birine daha diyor. Hemen o koşuyor. Karan Urlak Kasını yılan sokmuştu, babam da evde yokmuş. Hemen Cemil arkadaşın hani şey Yakup Hoca rahmetlik o kamyonu tutmuşlar. Oradan çakıl çekiyormuşmuş. Hemen o yolculan gelse o zaman gelse o yol yok yani doğru. O götürmüş şimdi gitmiş. Araba çoğu Allah aşkına. Hiç meydan açmadı. Sağ ol Allah razı olsun. Ya 112 idi ara yok. Ha şimdi ağrıda da geliyor. İnanmam. İki kişi diyor. Nasıl bir vicdan ya? Hem de bizim akrabalarımızdan bir tanesi. Düşman olsa düşman olsa gene bir şey. Vallahi iki kişi diyor. Söyledim diyor. Duy iş etmeyiz. Bunun adını söyleyeceksin, inanmasın böyle yapar. Ay Mehmet söyleme, sen de öyle. Söylemem. Söyleme Mehmet abi. Sakı da. Belki içimizde değilse dur bakalım ya, hemen söyledim böyle. İçimizde de öyle, anlamı kırmış çocuk, içimizde de öyle. Söyleme Mehmet abi. Biri benim yaşlarda. Öyle olsa bilirler. Biri benim yaşlarda, biri şu anda 89'dan yaşında. Biri yaşıyor, biri öldü. Biri öldü. O yaşlı öldü. Söylenmez. Allah rahmet eylesin. 89'dan yaşındaki tahmin ettim. Edemezsin. Sen umut etmedin ki şunlar. Mehmet'in akrabaları onlar. Anam hiç hayatında yalan söylemez oğlum diyor. Çevreden götürmediler diyor. Sonra diyor, birine daha söyledim. Diyor. Onun o haber edeni unuttum. Hemen Cemil'le şey Yakup Hoca'yla biri koca koyunu rahmet değilmiş herhalde o haber eden. Sonra gitmiş de koca koyunu o da öldürmüş gelmiş o. Ha, sen o yılanı öldürmüş gelmiş. Başka sen lan ya. Gidemiyormuş o.
İnsan soktu o da Hamut vardı. Hamut'un yanında bir kıpırdadı diyor, ayağım yandı diyor. Ayağına karar sen beni soktun ya dedim diyor. Ayağına karar verdi. Yukarıda bir karışta da şişmiş. Ayağı orası da dizinden yukarı geçmiş. Hemen sıkça yattı. Öyle. Bu ayağının öz bir gibi oldu ya. Ben İzmir'den geldim. Bir hafta falan yattı. Tabii. Gece sokmuş değil mi? Güdür adam gibi bilememişler. Yatağa girmiştir o yılan. Ayağı şaşkiden hep yatak bağda yılan çıkıyor derlerdi. Yer çıkmasın, her yere açık kalır. Eski evden her yere açık. Bir de ekmek, millet iş kuşuyor. Bağmak şişiyor, bağmandan mı sokmuş? Boş bağmandan sokmuş. Gece sokmuş değil mi Güdür adam? Uyukan. O üstüne gımıldamıştır abla, yılan rahatsız etmiştir. Gel oğlanımda da balak bir yer. Yapıyor. Ya, ya. Hey yanı hemen önünde kalmış. Aslında bilinçsiz bir şey yapmış. Onun aslında diş izleri varmıştır. Yani iyi baksana. O geçirmiştir öyle yani. Niye de önemseyen mi var? Çoktur bile göz. Araba yok o da. Şey para yok. Aslında insanın değeri yok ki. Yani bana olsa da götürmüyor. Aynen iyileşirsin. Yata yata ya iyi önce ya önce. Ne böyle gebeliyordu ama onun minibüsü ağırmamışmış daha. Kamyondan göt ya yoktu. Geçmiş lan. Yoktu. Daha yol yapılırken 76'da. Ha yol yapıldıktan sonra aldı. Tamam Cemil benim. Yoktu dolmuş. Ya önce İsmail amca cip aldı. O cip aldı. O da eskiden. Uydu komşu. Yol yapılmışlar. Yol yapılmadan aldı. İşte yol yapılmadan çaya doğru gider. Yani. Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Allah razı olsun. Ölmez. 45 gün bir hafta yattı. Üşüdü mü? 15-20 gün inmedi şeydi. Millet çay yokları giderdi, yol yoktu. He biliyorum ben onu. Elektrik ne zaman geldi bizim köye? 80'de geldi. 80'de mi geldi? Onu hatırlıyorum ben elektriğe geldi. Onu hatırlarsın ya, o zaman büyümüşüm. 15-16 yaşındaymış. Onu da biliyorum ya, yolun yapıldığını. Yol çalmalı biliyor. Çalmalı biliyordur yolu. Yolun yapıldığını şöyle biliyorum, köy odasında babam yemek yapıyordu onlara yani, o da hatırlıyorum. Tamam. Bir de şeyden hatırlıyorum, bu İsmail amcanın cebi şurla çakırlar kesine batmıştı. Köylüler gidip onu böyle çamurdan çıkarma orayı, o hafızamda yani. Yol 76'da mı yapılmış bizim? 76'da herhalde ilk gelen 72 mi de bir şeyle daha, Zekadın'a da daha geldi geri gittiler de 72 mi de 70 mi de. Sonra 76'da açılmaya başlandı herhalde. Allah! Allah ne ver sayırlar lan. Öte ayırıyorduk, beri ayırıyorduk. Kendi oğlu mu dövüyor? Kendi oğlu. Babasını. Yatırdılar ben böyle suratını dökmüyor adam ya. Ya. Allah! Biz de tutuyorduk, ayırıyorduk. Allah. O da ne derlermiş? Köpeğlermiş çok sevmiş. Köpeğe mani derlermiş. Çok sevmiyorum köpeği varmış. Ondan da varmış. Çok canım canım. Zayıf olma adım değilsen yok. Köpek de gidiyor ondan. Onu mani derler. Çok sevmiyorum döverlermiş. Gözlerini kestim. Onlar üç tane. O da tek. Zaten de cılız bir şeymiş çok sevmiyorum. Sonra hamın altında misir bekliyormuş. Var topacık mı deyiverdi? Kim deyiverdiyse? Çolak deyivermiş mıcın babası. Demek ona salmış. Sen bunlar öldürdün, orada tekbirli ol, uyuma demiş. Yatma yatakta böğün demiş. Yatakta yatma demiş. Böğünmüş lakin. Böğün. Mesir dallağını yatağın altına uza diyor Cukcu amca. Yorgan örtüyor. Yatığı da, su yatığını da kafa yapıyor. Bakan gerçek mi? Gibi. Hani ciddi mi yoksa korkucuk mu? Öyle bir şey var mı? Bu sefer anneci geçiyor. Yine tüfek varmış Gökçü'nde de. Yanımız o sizin öte yüz var ya. Onu Gökçü amcanınmış. Tam öldüreceklerini garantiye aldıktan sonra tabancayı Mustan amcadan alıyor. Dokuzluymuş o. Şey, dedem çeteymiş. Top top top. Orayı veriyor musun amcadan da bancayı alıyor adam. Tedbirini almış yani. Yine tüfek de varmış. Okuyor amca da kılıç yara geçiyor. Oradan bakarmış o. İyi bari yazık akıllıymış gibi. Geliyor lan. Kafa diye. Kurşuna yazık etmeyeyim. Başına öldüren demiş. Yatıyı ya. Dalıktır böyle. Duyarmış okuyor amca. Adamını vurdum oğlum diyorlarmış. Bizden uyarıklar vardı diyorlarmış.
Alma çekip bir de yoganın içine pisliyor lan. Bak sen be. Ondan çekip bir çok de... eziyet etmişler babama. Köpe tabancayı ondan su alıyor. Öldürecek yani. Garantiliyor. Ondan sonra tanıyı veriyor. Tabancayı alıyor. Velhasıl iyice garı üst sıradan çıkmış. Hocalan da deste çekiyormuş. Çok diyen Şıkkın amcanın destelendiği beygirleri varmış ondan. Koca bir ceviz vardı onun yerinde. Onun eski dibine beygirlere atıvermişler. Desteleri. Şıkkın amcayla Çokçu amca da deste çekmeye varıyorlar. Çokçu amca da ondan destesini alıp geliyor, öküzden gömünü atıyor. Niye etsin gardan? Onlar o kadar çağırdı, yerleri var. Ondan o Mehmet Hoca'nın. Yöngenin üstü. O da yöngenin üstü derler. Tamam işte. Yolun altında kalıyor. Ta yukarıda sırtta bak. Solmaz'ın yerinin şu kıyı. Benim bir duyduğum, döngenin yanına kadar ikisi beraber iniyorlar, çok çok dayım. Ne buyursan olsun. Sen bir dinle, olmaz. Ağzından anladı çok vermiş. Çok güzel amca, desteği attığını oradan görüyor onlar. Şıklan amca çok demiş, geri attıran demiş de, çok güzel amca dinlememiş gari. Atmış o kızların önüne. Oradan küfür etmişler yine. Takip ediyorlar gari. Küfür ediyorlar, sana sorarız diyorlar. Mecbur kanlıyla gelecek ya. Önüne geçecekler gari. Belli gari. Öldürecekler. Karakaya bu şeyde Karaçak. Çokçu amca kanlıyla dolaşıyor. Köyü o zaman. Köyü olduğu yerden. Şıklan amca Alaaddin'in yerinden çıkıyor. Hatta onun önüne çıkma az bir şey kalmış bu Şıklan amca. Daha yeni varıyormuş. Tam oraya orada döngel var diyorum usta. Onun altında İremizi'nin yerinde sapılan yerde. Yukarıdan aşağı bunlar ikisi beraber iniyor. Tek kişi ne yapsın? Nasıl diyor Çokçu amca rahmetlik. Daşı bir verdi dedi, hakıysa. Burası onça kemiğime geldi, ayağım tutmadı. Teker yolunda çöktü. İlk yüküzler de yürüyemem. Tutmadı ayağım dedi. Ağzı yukarı, yürümez daha yokmuş yalın, ya. Tabancayı zaten üşeniyor. Hiç kalma. Ama unutlarımı öyle diyordu yani. Heyecandan aklıma geldi. Tabancayı falan diyor, aklıma gelmemiş diyor, gitmiş diyor. Yalnız diyor. Çoma kemiğe gelince diyor, ayak tutmadı diyor, yıkıldım ben diyor. Öteden geldiği gibi diyor, üstümden kabamdan bastırdı diyor. Bastırmış. Ben diyor, elimi diyor, acısına sundum diyor. O zaman diyor, tabancaya elim deyince diyor, öyle hatırladım. Aklı başına geldi. Aklını almışlar zaten adamı. O zaman diyor, çıkardım diyor, o üstümden vere diyor, mücadele ediyor diyor, ben altında böyle diyor. Kendimi vurun dedi, iyice kendimi de diyor, kolumu şey ettim diyor. Garantiledi. Tabancayı çıkarmamış bile. Hurdan hemen çıkardığı gibi bu koltuğumun altından kolum, diye dataş ettim dedi. Diyor. Kolumu da şey ettim diyor. Bir dokandım, foklamasından yandım anam diyor, geri yatıyor o. Kardeşimi vurdum, ben de vurdu. Öteki öyle de be. Bir de ona çekiyor, ona da buradan, o da devriliyor. Ne abacoğlu orak küçüyormuş. Kızın üstünde evvela ondan varıyor. Biri daha varmış Kudurat amca. Dinle. Dinle. Keşke derlermiş. Babamızın has kesikleri gideydik de böyle olmayaydık. Yani bağırışırlarmış. Ha. Kimse de bağırmazmış. Yanına ne yapayım? Mücadele etmem. Korkusu da. Siz bu. Demiş böyle olası domuzun biriydiniz demiş. Siz bunu hak ettiniz demiş. Koca bacı. Bağırışırlarmış o adam. Neyse o adam yürüdüm diyor. Kanlıyı çektim diyor. Çiğ amca, kör Mehmet, kanını boşal diyormuş, yok ama. Oradan girgenden yola dosya ediyor. Doğru. Kulaklı köpek varmış. Abla çay. Tam turistin köşe var mı? Tam orada girgenden yüzüne karşı çıkıyor kör Mehmet. Nasıl çektim dedi, yoldan aşağı şeyin yer top. Kör Mehmet ne soruyor ona? Kardeşi. Kardeşi. Kardeş, o en ufakları. Nasıl çektim dedi, yoldan aşağı tüydü, kulağımın yanında patladı dedi. Boşuna. Boşuna. Üç yo atmış. Ondan bak, sonra, onun adından hiçbiri denk gelmemiş. İki yo attım dedi, ona değmemiş herhalde.
O anda köpek buradan garvan dedi. Allah. Ana. Köpek topundan garvan dedi. Gördüm bir de köpeğe attım dedi. Köpeğe atmamış amca o. Köpeğe diyor vuruyorum diye ettim diyor. Ataş aldı tabanca diyor. Böyle tabancayla vuruyorum diye etmiş kafasına. Kabızasından vuracak. Ona vuruyorum diye salladım dedi. Yandı dedi. Köpekten alacağız artık. Eve varıyor. Evden Karaçay'dan doğru. Gepiş boyla tutar. Kocalarını da satmışlar koca sülgeni, babam rahmetli, dayım geliyor, mahkumun yeri diyor, satılıyor mu diyor, parasını veriyor, topacın parasını geri alıyor, geri. İyi yapmış bak şimdi. Sizin kocalarını satmışlarmış. Babam cezaevine, dayım cezaevine girince. Ha şimdi bol bol kullanıyor, olmasa görevleri yok dediğin Allah gibi. Mahkumun malı satılmazmış. Aynen. İçeride oldu mu? Onun namına yer satamıyormuş.